Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mutfak Mirası Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda daha önce patente alınan güllüklü çorba resmi olarak Alanya mutfağının ürünü olmuştu. Güllüklü çorba böylece Antalya piyazından sonra Akdeniz bölgesinde tescil alınan ikinci yemek olma özelliğini kazanmıştı. Tescil alınan güllüklü çorbanın tescil süreci ve tanıtımı Alanya Belediyesi ve Alanya Pansiyoncular Odası tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışmayla tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş, Alanya Hamdullah Emin Paşa Rektörü Mehmet Durdöner, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve çok sayıda davetli katıldı. Değirmenci konuşmasında gastronomi turizminin önemine dikkat çekti. Ve bu gastronomi turizmi ve gastronomi turisti son yıllarda dünyada çok revaçta. Niçin? Bu insanlar gittikleri yörelerde, o yörelerde ki lezzetleri araştırıyorlar ve normal turistin 1,5 katı daha çok harcama yapıyorlar. Biz ülkemizde özellikle kişi başı düşen turist harcamasının arttırılmasını istiyoruz ki bu onun için bir fırsat olarak görüyoruz. Ve bu insanlar genelde de etli yemekleri daha çok tercih ediyorlar. Ve diğer gelen normal turistin harcamasının daha fazlasını yapıyorlar. Yani birisi yemek için, özellikle bizim lokantalarımızda yeme içme sektörü için %20 harcarken gastronomiyle gelen turistler %28, %20-30 bandında harcama yapıyorlar. Bugün peki bunun önemini sadece biz mi yapıyoruz? Sonra teşekkür edeceğim başkanıma. Bakın Gaziantep bu konuda çok ileri gitti ve geçen yıl yaklaşık 2 milyon turist ziyaret etti orayı. Ve bunun 1/3'ü sadece o mutfak kültürü için geldi. Gıda mühendisi Sevda Erdoğmuş ise coğrafi işaretli ürün yapan restoranların tanıtım önceliği olacağını söyledi. Ve nihayetinde de güllüklü çorbanın coğrafi işaretini, mahlet işaretini şehrimize kazandırdık. Bu şu demek, bundan sonrası için coğrafi işaretli ürün yapan restoranlarımız hem belli platformlarda tanıtım önceliği olacak, hem de şehrimize gelen insanlar işte buranın neyi meşhurdur, burada ne yenir sorularının cevabını işlediğimiz pek çok haritada, yer bildiriminde, farklı sistemlerde ulaşmış olacaklar. Özellikle de güllüklü çorba yapan işletmelerin diğer işletmelerden ayırt edilerek daha öne çıkmasıyla ilgili çok önemli bir kazanımdır şehrimiz için. Bunun da tabii pek çok katma değeri var. Yöresel Alanya yemeklerinin esnaf lokantalarından taşarak kafe tarzı yerlerde de sunulduğu ve rağbet gördüğünü söyleyen Başkan Yücel, bu alanda çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Alanya Belediyesi olarak Mutfak Mirası Alanya sistemi çatısı altında Alanya mutfağı ve gastronomi üzerinde yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Sizlerin de desteğini ve övgüsünü alarak yaptığımız çalışmalarımız ne mutludur ki somut neticeler vermeye devam etmektedir. Biliyorsunuz ki mutfak mirasına, Avrupa mutfak mirasına üye olan iki şehrimiz var. Birisi Antep, birisi Alanya. Bunlardan bir tanesi de Alanya'nın güllüklü çorbanın Türk Patent ve Marka Endüstrisi tarafından şehrimize ait bir lezzet olarak tescillenmesidir. Bildiğiniz üzerine son birkaç yıldır şehrimiz yöresel Alanya yemeklerimiz ve ev mutfaklarından ve küçük esnaf lokantalarından taşarak artık lüks kabul edebileceğimiz restoran, kafe ve otel ve benzeri toplu tüketim yerlerinde de sunulmakta ve oldukça da rağbet görmektedir. Elbette